Görüntülü makaleden merhaba. Evet, Ergün Başkaya ile Görüntülü Makale programında hemen hemen her hafta cuma günleri Karabük'ün gündemini değerlendirmek üzere sizlerle birlikte olacağız. Karabük Net Haber'in sosyal medyaları olan Facebook beğeni sayfamızdan, Facebook grup sayfamızdan, Twitter hesabımızdan, Instagram sayfamızdan, YouTube kanalımızdan ve Karabük Net Haber internet haber sitemizden bizleri her hafta cuma günü takip edebilirsiniz. Sevgili Karabük Net Haber takipçileri, sevgili Karabük Net Haber izleyenleri. Evet, Kardemir'de son günlerde bazı tartışmalara aldı başını gidiyor. Evet, geçtiğimiz haftalarda Karabük gündemine gelen Kardemir'deki hileli ve kalitesi düşük cevher ile ilgili bir iç denetim raporu yayınlanmıştı. Ve bu iç denetim raporunda Kardemir'in yaklaşık 6 yıl içinde 10 milyon doların üzerinde zarar ettirildiği ifade ediliyor. 6 yıl önce Kardemir Anonim Şirketi Neyman Madencilik adında bir firmadan demir cevheri temini için bir sözleşme imzalıyor. Kardemir'in sözleşmesinde demir cevherinin için demir oranının içindeki demir oranının %50 ve 50 veya 55 oranında olması gerektiği ifade ediliyor. Fakat Neyman Madencilik Kardemir'e verdiği cevherlerin demir oranının en son yapılan analiz, laboratuvar analiz raporlarında %41.6 gibi bir çok düşük bir rakam çıktığı ortaya konuldu. Ve gerçekten Kardemir ondan sonra iç denetim raporunu çalıştırdı. 6 yıl boyunca çok ciddi zararlar ettirildiği, zarar ettiği de ortaya çıktı. Neyman Madenciliğin sahibi Nesim Funes adında Yahudi kökenli bir vatandaşımız. Ve 6 yıl önce Kardemir'e maden temin etmeye başladığında maden cevherinin içinde, cevher temin etmeye başladığında cevherin içine bazı yabancı malzemeler karıştırılmaya başlanmıştı. Neydi bunlar? Prit tozu ve tufal gibi. Ve her nasıl olduysa Sayın Kamil Güleç ile Hüseyin Çağrı Güleç'in sahibi olduğu çağ çelik fabrikalarının sahasında bu karışım harmanlama yapıldı. Yani cevher gemiyle Zonguldak Limanı'na geliyor. Zonguldak Limanı'ndan trenle Karabük'e geliyor. Ve Karabük'te Ülkü Garı'ndan cevherler alınıyor. Ve kamyonlarla çağ çeliğin fabrika arsasına getiriliyor ve burada bir harmanlama çalışması yapıldıktan sonra tekrar kamyonlarla Kardemir'e bu cevherler teslim ediliyordu. Ve şimdi Sayın Güleçler derler ki biz Neyma Madencilik'te hiçbir ilişkimiz yok. Neyma Madencilik'te resmi olarak hiçbir ilişkimiz, hiçbir ortaklığımız, hiçbir ticari faaliyetimiz bulunamaz. Yoktur diyorlar. Evet olabilir. Ama 6 yıl önce Kardemir'e cevher vermeye başlayan Neyma Madenciliğin cevherleri yaklaşık 3-4 yıl çağ çelik fabrikasının arsasına neden boşaltıldı? Ve orada harmanlama çalışmaları neden yapıldı? Acaba bu Yahudi kökenli iş adamımız Nesim Funes sizin akrabanız falan mı bir güzellik yaptınız? Kamuoyunu bu tür riyalarınızla kandırmaya çalışıyorsunuz. Tabii bir de işin bir başka yanı var. Neyma Madenciliğin Kardemir'e teslim ettiği cevherlerin tamamının nakliyesi DEZ Lojistik tarafından yapıldı. DEZ Lojistik kim? DEZ Lojistik'te Sayın Kamil Güleç'in damadı Soner Özbey'in başında olduğu bir firma. Yani sonuçta Güleçlerin firması. Bakıyorsunuz oradan bir tesadüf, bakıyorsunuz buradan bir tesadüf ama bizim alakamız yok. Yani kaşı benziyor, gözü benziyor ama sen değilsin. Tabii ardından Kardemir'de kalite kontrol ve laboratuvarlar müdürlüğü yapan 2016 yılından bu yana bu görevi sürdüren Sayın Figen Dikiltaş'ın geçtiğimiz günlerde iş hakkı feshedildi yönetim kurulu tarafından ve nasıl olduysa bu da büyük bir tesadüf.
Laboratuvarlar ve Kalite Kontrol Müdürü Sayın Figen Dikiltaş aynı hafta içinde Çağçeli'ye işe başladı. Bakıyorsunuz Kardemir'in bu cevher yolsuzluğu ile ilgili iç denetim raporuna şahit numunelerin ortadan kaybolduğu ifade ediliyor. Değiştirildiği ifade ediliyor. Yıllarca %55 oranında demir oranında cevher verilmesi gerekirken %45'in altında %41 gibi bir cevherin Kardemir'e nasıl verildiği, bu laboratuvar analizlerinin nasıl tutturulduğu merak konusu. Gerçekten ciddi bir merak konusu. Tabii bu laboratuvarların ve kalite kontrolünün başında olan müdürün hesabı kesiliyor ve Çağçeli'ye başlıyor. Bu da tamamen bir tesadüf. Tabii Sayın Kamil Güleç ve oğlu H. Çağrı Güleç derler ki biz Karabük'ün evlatlarına ahdi vefa gösteriyoruz ama siz kulp takmaya çalışıyorsunuz. Acaba bu ahde vefa mı, şahse vefa mı? Kardemir'de bu zamana kadar şu son birkaç yıl içinde iş aktı fesih edilen birkaç isim saymak istiyorum. Kısım müdürleri olan Ahmet Aycan, Mehmet Aguş, Ercüment Ünal genel müdürdü, Mansur Yeke, Avukat Soner Alkan, Figen Dikiltaş, Ayşe Hocaoğlu'nu saymayalım. O yönetim kurulu tarafından iş aktı fesih edilmedi. Bu isimler acaba yönetim kurulu tarafından feshedildi sözleşmeleri, yönetim kurulu kararıyla. Bu isimlerin Kardemir'den yolların ayrılmasında, Kardemir'den gönderilmesinde sizin Kardemir yönetim kurulu üyeleri olarak baba oğul imzalarınız yok değil mi? Şerh koydunuz. Biz dediniz Ahmet Aycan'ın, Mehmet Akuş'un, Mansur Yeke'nin, Soner Alkan'ın, Figen Dikiltaş'ın Kardemir'den gönderilmesine müsaade etmiyoruz. Bunlar Karabük'ün evlatları dediniz. Oraya şerh koydunuz değil mi? İşte yalanlarınızla, kamuoyuna söylediğiniz yalanlarla riya yapıyorsunuz ve insanları kandırmaya çalışıyorsunuz. Madem Karabük'ün evlatlarına biz ahdi vefa gösteriyoruz, sahip çıkıyoruz diyorsunuz. Peki o yönetim kurulu karar defterine Kardemir'den ilişiği kesilmesi noktasında alınan kararlarda niye altına imza attınız? Baba oğul olarak. Madem bu kadar samimiydiniz, baştan neden dik duruş sergilemediniz? Adama sormazlar mı? Riya mı yapıyorsun? Kamuoyunu mu kandırıyorsun? Her zaman şunu unutmayalım. Her zaman halkı kandırmaya çalışan kendini kandırır. Bir de diyorlar ki Karabük'ün evlatları Kardemir'den iş aktı feshedilirken liyakatsız ithal yöneticiler getirildi. Zaten Sayın Güleç'lerin bir huyu vardır. Özellikle Sayın Kamil Güleç'in kendisi Karabük'ün yerlisi ya. Der ki biz Karabük'ün yerlisiyiz, Karabük'ün öz evladıyız. Onlar ithal. Sayın Kamil Güleç, Sayın H. Çağrı Güleç, Karabük bir cumhuriyet kentidir. 81 ilden gelen insanların burada harmanlanıp oluşturduğu bir cumhuriyet kentidir. Biz Karabük'ün öz evlatlarıyız, onlar ithal derseniz Karabük merkezin 120 bin nüfusu olan 120 bin nüfusunun 100 binini siz reddetmiş olursunuz. Bu da olmaz. Dolayısıyla artık bölgeciliği, ırkçılığı, kafatasçılığı, ayrımcılığı bu şekilde ayrıştırmayı hortlatamazsınız, tekrar ortaya çıkartamazsınız. İtalya yöneticiler, liyakatsız İtalya yöneticilerin Kardemir'e verdiği zararlar diyorsunuz. Karabük'ün öz evlatları kapının önüne kondu. Liyakatsız İtalya yöneticiler getirildi Kardemir'e ve ciddi zararlar veriyorlar Kardemir'e diyorsunuz. Şimdi şunu sormak istiyorum Sayın Kamil Güleç'e. Sayın Kamil Güleç 2018 Kasım ayında Kardemir Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 2019'un Kasım ayına kadar. Bu Karabük'ün evlatları gönderildiği zaman bu hani sizin liyakatsız ithal dediğiniz dışarıdan gelenler var ya, bunlar geldiği zaman sizin göreviniz neydi orada? Siz Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı değil miydiniz? Sizin döneminizde gelmedi mi?